Merhaba, farklı bir konsepte karşınızdayım. Üstelik tek başıma da değilim yanımda. Çağlar'ı da getirdim. Çağlar'ı tanıyorsunuzdur. Eğer Facebook grubumuza üyeyseniz, oranın adminlerinden birisi ya da buluşmalarımıza geliyorsanız hemen her buluşmamızda bir askere gitti geldi. Arada orada bir iki buluşma kaçırdı. Onun dışında her buluşmamızda, Ankara buluşması dahil, yanımdan ayrılmayan sevgili dostum Çağlar'la bugün anime konuşacağız. Anime benim sevmediğim gibi bir algı doğmuş. Ben anime sevmiyor değilim. Ama çok sıkı bir anime takipçisi de değilim. Yani size anime tavsiyesi veremem. Benden anime tavsiyesi almak istediğinizde ne yapıyordum? Ben genelde sizi Çağlar'a yönlendiriyordum. Çünkü Çağlar anime konusunda oldukça iyi. Arada bana da tavsiyeler verir diye umduğum için böyle bir konsept düşündük. Şimdi Çağlar... Önce biraz sorularımı yanıtlayacak, sonra da bana ödev verecek, anime ödevleri verecek. Tabii ki. Ve ben bu ödevlerle... Umarım uyarsın. Ben bu ödevlerle ne yapacağım, izleyeceğim ve neyi sevdiğimi, neyi sevmediğimi video formatında, böyle soru cevap şeklinde yapmam onu büyük bir ihtimalle, derin inceleme formatında karşınızda olacak o düşüncelerim. Genel anlamda anime, çizgi film... Hemen soralım mesela, anime çizgi film midir ya da çizgi filmler anime midir? İkisi arasındaki fark ne? Çizgi filmler genelde çocuklar için yapılan vesaire. Gerçi daha sonra yakın zamanda Archer ve Rick and Morty gibi farklı örnekleri çıksa da genelde çocuklar için yapılan eserlerdir. Anime ise bunun alt türü olmakla beraber çok çeşitli türlerde hem yaş gruplarına yönelik mesela Shonen denilen bir yaş grubu var. Bu genelde 13-15 yaş arası ortaokul çocukları. İşte bunun kızlar için yapılan shoujo denilen bir tür var. Yetişkinler için seinen ve josei de diyerek iki tane ayrı tür daha var. Bunlar yetişkin erkek ve kızlar için yapılan, kadınlar için yapılan türler. Böyle yaş grupları ve çok çeşitli konularda animeler bulunabiliyor. Yani herhangi bir konu, mesela en basitinden beyzbol veya işte Amerikan futbolunun animesi var. Bir yandan da işte... Futbolun var. Tsubasa. Futbolun var. Ya yani sırf spor da değil. Bu dedektiflik animesi de olabiliyor. Cinayet animesi de olabiliyor. Yani çok çeşitli türlerde eserler vermiş bir tür. Evet, ama anladığım kadarıyla her çizgi film anime değil. Her anime çizgi film ama, değil mi? Evet, doğru bir anlatım, evet. Peki bu anime dediğimiz türün çıkışı ile ilgili söyleyebileceklerin şeyler var mı? Nereden çıkmıştı? 60'lı yıllarda Walt Disney'in yaptığı filmlerden etkilenen Osamu Tezuka buradaki etkilendiği şeyleri kendi türüyle kendi ülkesinin yaşantısı ve gelenek göreneğiyle birleştirerek ve buna kendi etkisini ekleyerek aslında yeni bir tür olan anime türünü oluşturuyor. Bu burada farklılık olarak aslında oradaki eserlerden daha çok işte büyük gözlü veya işte efektlerinin bolca olduğu, renkli, hani sular seller gibi ağlayan. Evet, sular seller gibi ağlayan. Sinirlendiğinde yüzünün bütün şekli değişen. Evet, ya da böyle utanınca işte burada kızarıklık olur. Daha hatta meme olarak da kullanılıyor internette. Notice me senpai diye bir kavram var mesela işte. Bu animelerdeki kızların genelde işte kendi üst dönemden hoşlandığı kişiler beni fark etsin diye böyle yüzü kızararak. Öyle yani aşırı. Aslında hani oradaki kavrama göre aşırı. İlk başlarda böyle değildi. Fakat yaklaşık 90'lar ve sonrasında asıl türünü oturtup geldi. 60'larda 70'lerde bir oluşum aşaması. Zaten orada siyah beyaz örneklerini bulabilirsiniz internette. 10-12 dakikalık anime filmleri var o dönemlere yakın. 80'ler ve 90'lardan sonra o tür kendi... temellerini oturtarak günümüzde artık farklı janrlarda ve hani farklı
çeşitli eserler olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bizim kuşak çok da yabancı değil ama biz izlediğimizde onların bir anime olduğunu bilmezdik. Biz tabii çocuk kuşağında çıkardı Tsubasa'lar, ne bileyim, Ay Savaşçısı. Daha öncesine işte, gidersek benim dönemimde daha, aramızda bir kuşak farkı var. Bizde de işte Robotech vardı, Voltron vardı. Voltron derdik aynen. Biz. Evet. Onun dışında Çiçek Kız diye bir anime hatırlıyorum evet, ben. Lunlun, Çiçek Kız Lunlun. Onu ben tekrarını izledim. Şeker Kız Kendi var aynı Şeker şekilde. Şeker Kız Kendi var. Böyle bunlar hep zaten macera macera gider, böyle yedi renkli bir çiçeği arardı. Evet, Lunlun. Çiçek Kız Lunlun. Aynen. Peşinde de bir prens gibi bir herif dolaşırdı ve her bölümün sonunda işte o bölümün anlamına uyacak bir çiçek verirdi. İşte çiçek tohumu verirdi. Arka açıklardı çiçeğin özelliklerini. İşte bu deve dikeni, bu özgürlük demek, bu bilmem ne demek falan filan diye Lunlun bir türlü çiçeği bulamazdı. Meğer o dağıtılan tohumların içinden bir yerden çıkacakmış. İşte bu maceranın yaşanması gerekiyormuş ki falan filan, başka türlü olmazmış gibi öyle bir şeyler hatırlıyorum. Ama hayal meyal hatırlıyorum. Ben de izledim ama ben herhalde ikinci yayınlanışında izlemişimdir. Sen büyük izlediysen. Büyük bir ihtimalle. Hani ben 80'ler de animesi o zaten. Tabii. Çizim yani olarak fark ediyor. Daha böyle yuvarlak hatlar kullanıyor. Mesela Rose of Versailles diye ünlü bir anime var. Bu Şeker Kız Kendi, işte Lunlun veya Rose of Versailles, bunların çizimleri genelde bu parlak ışıltılı gözler ve yuvarlak saç ve vücut hattı kullanılıyor. Ya 90'larda benim öyle daha böyle keskin çizgilerde oluşmaya anladım başlıyor. Benim böyle çok severek takip ettiğim bir anime değildi bu Çiçek Kız ama o sonundaki birkaç bölümünü izlemiştim zaten, bir de finalini izlemiştim. Sonundaki muhabbet çok hoşuma gitmişti, yani her bölümde çıkıp böyle bir çiçek tohumu vermesi ve onun anlamını söylemesi falan ilgimi çekerdi. Ama tabii biz Robotech ve Voltron'cuyduk. Voltron, aynen. Voltron, Voltron, Voltron. Ama sonrasında ben animeden koptum. Kopuşumun nedeni de bir süre sonra herhalde o senin sözünü ettiğin akımları yakalayamadım ve civ 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 işte o onu dövüyor, 15 bölüm boyunca dövüyor, öbürkü de 15 bölüm boyunca karşılık veriyor. İşte o robot şu robotu kesiyor falan tarzındaydı. Ve bir süre sonra bunların öykünün hiçbir yere gitmediğini düşündüm ve benim anime maceram da orada bitti. Filmlerini takip ettim tabii, çok sevdiğim filmler var ama onun ötesinde bir anime dizisi izlemedim. Bunun nedenini de bu filler bölümlere bağlıyorum. Fillerlarla ilgili ne düşünüyorsun? Her animenin olmazsa olmazı mıdır? Anime seven filler sevmek zorunda mıdır? Yok, zorunda değildir. Hatta internette animelerin işte filler listeleri falan yayınlanır. Bunlara şey olsun atla, diye. Bunlara gerek daha yok mu? Daha efektif bir izleme sağlansın diye. Fillerlar aslında hani ana kaynak materyalden kopmasın diye. Ve ana kaynak hani materyal dediğimiz ne? Manga olabiliyor. İşte light novel denilen, içerisinde hem yazı hem de resimler barındıran fasiküller halinde yayınlanan kitaplar var. Veya direkt roman olabiliyor. Manga bazen dediğimizde Japon çizgi romanı diyebilir miyiz mangalara? Evet, mangaları Japon çizgi roman diyebiliriz. Zaten animelerin çizim hali aslında. Yine o bahsettiğimiz efektler ve çizim teknikleri, işte koca gözlü insanlar, işte orantısız vücut hatları olabiliyor bazen gibi şeylere onlar da sahip genel olarak. İşte bu kaynak materyale yaklaşınca animenin ilerleyişi, eğer bitmemiş bir mangadan veya light novel'dan uyarlanıyorsa, bu arayı doldursun diye ve hani başka bir konuya sapmasın diye filler bölüm, yani doldurma aslında bölümler üretilmiş. İşte bunun en meşhuru zaten yaklaşık bir 80-90 bölümlük filler, arka arkaya filler bir de. Normalde mesela şöyle olur. Arkların arasını, arklar işte şeyler, hikaye bölümleri aslında. Animeler arklar üstünden gider genel olarak. Uzunsa dediğim tabii, böyle 200-300 aşmış bölümlerden bahsediyoruz. Bu arklardaki hikayelerin aralarına konulur ki hani arkların hem hikaye bütünlüğü korunsun, hem de kendi aralarında çok fazla bağ olmadığı için. İşte mesela
En basitinden One Piece için örnek verelim. İşte bir adadan bir adaya giderken bu arada hani şu adaya uğrandı. O ada mesela filler bölüm adası oluyor gibi. Hiçbir ifadesi yok aslında. Hani hikayeyi ileri taşımıyor. Keşke evet. Mesela Game of Thrones'un da filler bölümleri olsaydı da dedenin kitapları yazmasını bekleseydik, böyle öykünün önüne geçmeseydi. Ya güzel bir örnek oldu mu? Aslında filler gibi oldu onun daha çok aslında. Filler bu, hani final oldu. Filler'dan final ya, olmaz. Ya final yapmak için şey gibi Bobbing oldu Gava'dan biraz da. Full Metal Alchemist'in final olmaz. Neyse. Full Metal Alchemist'in ilk serisi gibi aslında Game Anladım. Of Thrones'un şu anki hali. Hani kaynak materyali çok yaklaşınca bir yol ayrımına girdi aslında ve o yol ayrımında senaristler kendi yolunu çizdi. Aynı şekilde Full Metal Alchemist serisinde. Daha sonra mangası bitince mangaya birebir sadık bir şekilde Brotherhood serisi zaten videonda bahsetmiştim Netflix videonda. Yani Brotherhood serisi direkt mangayı aynısını okumak isteyenler için, izlemek isteyenler için daha doğrusu başvurulabilecek bir eser. Ama hani önceki serinin de kendince bir tadı vardı. Yani onu da göz ardı etmemek gerekir. Belki çoktan gemileri yakmasaydık Game of Thrones için de benzer bir şey olur muydu acaba? Game of Thrones bilmiyorum artık. Hazır şu korona muhabbeti varken dede eve kapanıp bitirsin kitapları da belki hani ona şey yapıp aslında gerçek sonu çok güzelmiş, buna yeniden bir dizi yapalım baştan böyle bir uyarlama gelebilir. Çıkmadık candan umut kesilmiyor. Peki onun dışında sana sorabileceğim soru mutlaka Uzak Doğu kökenli mi olmalı anime diyebilmemiz için? Bu tarzı batıda yapan yok mu? Mesela benim aklıma bir Avatar geliyor. Airbender olan Avatar. Bir anime midir? Pocahontas, mavili Pocahontas'tan bahsetmiyorum. The Last Airbender Avatar. Evet. Konu olarak aslında Uzak Doğu mitlerini ve kültürünü kullanıyor. Ama tabii ki teknik olarak anime klasmanına girmiyor. Çizim teknikleri olsun, hikaye anlatımı olsun. Daha çok batılı bir tarzda hani çizgi film. Zaten Nickelodeon'un bir çizgi filmiydi kendisi. Ben Kore'yi de severim bu arada, ikisi beraber. Evet. Şey hani iyi bir seri olduğunu düşünüyorum. Tabii pek çok animeden de iyidir bu arada Avatar. Bana da öyle geliyor. Last Airbender. Ama hani işte Avatar anime değildir diyen de var. Anime değildir temelde. Sen de onlardan çünkü birisin galiba. Ben mesela evet, sözünü ettiğin ayrımları çok net göremedim. Belki çok fazla anime izlemediğim içindir. Ama işte o abartılı mimikler, kocaman gözler, sevindiğinde bütün yüzün değişmesi, İşte utandığında parlayan yanaklar. Ama aynen, gözyaşı mesela sel olup akmıyor. Daha böyle hani mimikler, jestler falan daha insani aslında. Hani öyle gösterim. Mi? Abartı olduğunu düşünmüyorum ben Avatar The Last Airbender'da. Ben abartı olduğunu düşünüyorum ama demek ki animelerde, senin izlediğin animelerde daha da abartı. Animelere göre hiç değil. Animelere göre hiç değil. Tamam, öyle olsun. Onun dışında da sorabileceğim sadece animeden film olur mu? Çizgi film anlamında söylemiyorum. Ya da işte uzun metraj, evet, tek bölüm animasyon film demiyorum. Hani bir bunun çok güzel örnekleri var çünkü. Ghost Ama in the Shell Ghost gibi in the Shell var. Hayır, onun değil. Avatar gibi diyelim. Hani Avatar'ın bir de Shyamalan filmi var ya. Kötü, rezalet şeyler. Rezalet. Yani bildiğin güzel animeden uyarlanma film var mı? Çizim olmayacak ama. Live action olarak live action. Şeyin filmi fena değildi. Rurouni Kenshin. Ülkemizde de Samurai X adıyla gösterilmişti Kanal D ekranlarında. yani kaç yılı? 2004 olması lazım. Ben işte liseye yeni başlamıştım. O sıralarda gösteriliyordu sabah kuşağında.
Onun bir tane live action, üç tane hatta live action falan. İlkini izledim ben sadece. Live action çok izlemiyorum. O güzeldi bir live action uyarlama olarak. Kim Ama yapmıştı? mesela çok yapıyorlar. Uzak Doğu mu? Çıkışı ne? Evet Uzak Doğu evet mu? o, Hollywood mu? evet Japon oyuncular, Hmm, Japon Japon var. yazıcı. Mesela şeyin de bir tane çektiği JoJo Bizarre Adventure diye bir tane anime serisi var. Onun bir filmini çekmişti Takashi Miike. O mesela çok iyi değil. Hani Anladım. her zaman iyi olmayabiliyor. Genelde iyi olmuyor. Çünkü aktarımı zor bu şeyden, Tabii yani çizimden. özellikle Hollywood bu işe el attığında ben Allah'tan önce Netflix uyarlamasını sonra animesini seyretmiştim. Death Note bir fecaat. Yani Death Evet. Note'un aslında ben animesini de öyle abartıldığı kadar iyi bulmadım. Onda da Katılırım. hikaye bayağı bir allak bullak oluyor bir Sündürme yerden var. sonra. Epey bir sündürülüyor ve çok sönük bir finalle bitiyor. Onunla ilgili ben bir video çekmeyi düşünüyorum. Özellikle bu Hollywood yapımı. Çünkü gerçekten çok büyük kavramsal farklılıklar var. Hollywood'da böyle Evet. Gore'un dibine vurmuş bir Death Note izliyoruz. Sanki nasıl öldüğü çok önemliymiş gibi. Ama animede mesela bu detaylar hiç yok. Yani ölürse ölsün, nasıl olursa ölsün. Sadece adının yazıldığını falan görüyoruz deftere. Animede daha çok hani Kira'nın işte dünyadaki bu insanları öldürmedeki amacı Evet. kendi hani iyilik düşüncesiyle, adalet düşüncesiyle, filminde bunu daha çok hani Tabii canım, öldürülmeleri kıstallamak göstererek için şey. bile öldürülmeye Aynen. oluyor. Ama bildiğim kadarıyla Death Note'un Uzak Doğu yapımı filmleri de var. Evet. Ve Onu onlar da da kötü. izledim. Ben 2006 yok, 2008 yapımı olması lazım. Onu da izledim ben. O da çok başarılı bir uyarlama değildi ama bu şeydeki Netflix'tekine göre Anladım. biraz daha iyi tabii. Attack on Titan'la ilgili bir takım söylenceler var. Uzak Doğu'da bunun live action filmleri çıktı ama şeyler de gelecek büyük bir ihtimalle. Eğer bütçe falan Onun bulabilirlerse. mesela film olabilitesi daha yüksek bence. Hani biraz Yani da biraz aksiyon daha serisi aksiyon. olduğu için. Ama o Tabii da tabii. ben birinci sezonunu severek izledim. Hatta böyle gaza geldim. Oyununu aldım. Oyunundan da büyük keyif aldım. Hatta belki bir yayınını falan yaparım oyunun. Güzel. Ve lakin ikinci sezonunda böyle ortalara doğru benim pilim bitti. Çünkü galiba animenin de pili bitti. Animenin de o eski şevki, eski gazı kalmadı gibi. Şöyle Bilmem. orada onun zaten mangası halen devam ediyor. Orada gidilen yolda dünyayı oluşturma ve bu titanların aslında kökeni ve hani bunlar neden işte insanlara saldırıyor? Onları açıklama yoluna gittiği için burada hani orada başlangıçta işte Eren Titan oluyor, dönüşüyor, sonra yakalıyorlar, işte orada kendini ispat etme çabası var bir yandan. Annesini öldürmüş Titanlar, intikam alma, zaten gaz bir müzikle başlıyor, bölümü hazırlanıyorsunuz, böyle mükemmel o müziğin eşliğinde giriyorsunuz. Sonrasında bunu kaybediyor. İvmesini şu an kaybetti aslında. Yeni sezonları da çıkıyor da hani ilk çıkış halindeki hype, hani burada Anladım. kullanılacak kelime, hype'ını koruyamadığını düşünüyorum ben. Peki. Anime ile ilgili bu kadar muhabbet yeter. Senden tavsiyeleri alalım. Tamam. Bana anime Sizin tavsiye için et, ben de onları izleyeyim. Ama böyle çok civ 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 işte Ultraman tarzı yok. olmasın ya. Civcivlı seçmedim hani şey olmasın Bir tereddüt diye. ediyorsun ama böyle. Bir Seçmedim dediğin ya, arada biraz olur. Ama hepsi civ çünkü civlı olmasın. ya mecha bir seri seçtim. Birazdan bahsedeceğim zaten. Mecbur onun içinde dövüş ve işte ışın tabancaları olduğu için civcivlar var yine ama Olsun. hani mümkün olduğunca az Hani farklı kullanmaya türlerine de çalıştım. bakacağız değil mi? Çünkü bu Evet, sadece benim değil, sizin için de bir tavsiye. hem dizi hem film önerilerinde farklı türlerden ve hatta farklı yaş gruplarına hitap eden Güzel, güzel. Tamam, hadi eserlerden o zaman ilkiyle örnekler başlayalım seçmek hemen. için. Evet, başlayalım. İlki Shigatsu wa Kimi no Uso, Japonca ismi. Your Lie in April, İngilizce isimli bir seri. İngilizce ismi de pek bir şey ifade etmedi bana ama herhalde açıklayacağım biraz.
Yani hikayemiz aslında Arima Kose isimli genç bir piyanist bu. İşte çocuk yaşta annesinin teşviğiyle çok iyi piyano çalmaya başlamışken annesinin ölümü ve yaşadığı sorunlardan ötürü kendi içine kapanmış ve hani piyano çalmaktan artık zevk almaz duruma gelmiş. Sadece otomatik bir şekilde belli işte hani kulaktan nota yazarsınız o kullanılır ya daha sonra. İşte yetenekli olduğu için böyle şeylerle uğraşıyor. Aslında hani çok yetenekli biri. Bu hayatı aslında bu monotonluğu ve içine kapanıklığı Miyazono Kari isimli genç bir piyanist, kemancı kızla tanışmasıyla değişiyor ve kabuğundan sıyrılırken bir yandan da kişisel gelişimiyle beraber annesiyle olan durumunu düzeltip travmalarından arınmasıyla aslında Annesiyle devam olan ediyor. durumu dediğin, annesi ölmemiş miydi? Hani o Aa, ya travmayı ama atlatma anlamında mı söylüyorsun? Annesi evet gelmiyor değil mi geri çünkü abi? yok yok şöyle oluyor Ruhlu hani mu? Yok. Detaya girme de yani. yok şöyle geçmişteki sorunlarını hatırlayıp aslında gene içine kapandığı dönemler oluyor. Onlardan kurtulmaya başlıyor. Aslında şey geçmişiyle Travmalarıyla barışıyor. yüzleşiyor yani. Evet, Ben travmalarıyla böyle yüzleşip geçmişiyle barıştı. anime ya, her an böyle piyano çalarken bir yerden bir meka çıkacak. Bir şeyle Yok, kapışacaklar. en fazla flashback oluyor işte İşte lazer geçmişine. atma falan yok değil mi bunlarda? Yok, lazer yok, gayet gerçekçi işte. Peki. Piyano ve keman yarışmaları var içinde. Güzel klasik müzik Kapışma sahneleri eserleri var. de. Kapışmalar, piyano kapışması. Zaten o Ha, iyi normal tamam. gerçek hayatta da olan Tabii şeyler, tabii. piyano yarışmaları. O şekilde bunun konusu hani güzel bir hikaye, sıcak bir Peki. hikaye. Hani iyi de bir sevgi anlattığı yönü de var. Bu Duygusal bir sonlarına anime doğru seçtin yani bize. duygusal bir evet Güzel. romantik bir Tamam, seri. hadi bakalım. İzleyeceğiz, göreceğiz. Sıradaki. İkinci seçtiğim anime bu daha çok böyle Naruto, One Piece gibi aksiyon serilerinden hoşlananlar için ama o derece uzatılmış ve sündürülmüş bir seri olmamanın yanı sıra güzel bir karakter gelişimine sahip bir hikaye içeren Yani anime. civciv ama içinde karakter gelişimi de olan Ya bir çok civciv kapışma. yok bir de Ha, yani iyi bari. ve hem başlangıçta çok neşeli ve renkli bir şekilde başlarken ilerledikçe hem karanlık bir tona bürünüyor hem de karakterler ciddileşiyor bu karanlık tonun yanı sıra. Yani çok farklı bir yöne gidiyor aslında. Çocuk serisi gibi başlayıp yetişkin serisine evriliyor diyebiliriz. Güzel. Tamam. Adı neydi? Bir Güzel daha bir söyler misin arkadaşlık adını? dostluk öyküsü Hunter x Hunter Ha, ikinci tamam. serimizin adı. 146 bölüm olması lazım yanılmıyorsam. Biraz uzun bir seri ama hani diğer 20 dakika değil mi serilerin bunlar? evet hepsi 20 dakika. İyi, tamam. Shigatsu Kimi no Uso da 20 dakika. Hunter x Hunter da 20 dakika. Zaten genelde 20 dakika ekseninde oluyor. Bazen 12 dakikalık bölümler olan animeler de var. Bazen 40 dakika. O yeni çıktı 2 senedir olan bir durum. Genelde ortalama 20-25 dakika arasında değişiyor. Sararsa gider herhalde, bir haftada biter diye düşünüyorum. Saracağını düşünüyorum. Hani Tamam. buradaki bahsedeceğim serilerin için en saracak, sürükleyici olan bu zaten. Peki. Üçüncü serimiz Neon Genesis Evangelion. Adını duymuşsunuz zaten. Netflix'te var. Shigatsu wa Kimi no Uso da aynı şekilde Netflix'te bulunmakta. Hani daha kolay erişebilirsiniz. Neon Genesis Evangelion burada olan şey aslında dünya bir felaketin eşiğine gelmiş ve oradan yeniden kendini onarıp yeni bir dünya yaratmaya çalışan insanlar. İkinci Tokyo artık Tokyo yıkılmış bu felaket sonrasında. İkinci Tokyo'da Tokyo insanlar hayatta 2.0. Yeni aynen Tokyo. Peki. yeni Tokyo, ikinci Tokyo diyorlar burada Tokyo 2. Fakat bunun yanı sıra dünya melekler denilen angel işte melekler tarafından saldırıya uğruyor sürekli. Ve bunlarla savaşmak için sadece 14 yaşındaki çocukların kullanabildiği Eva isimli robotlar var.
çocuklar bunlarla zihin bağlantısı kurup robotları kontrol ediyor. Bu robotlar da aslında meleklerin atasının vücudundan yaratılmış prototipler. Başlangıçta bu şekilde dövüş üstünden ilerlerken seri belli bir yerden sonra kendi mitolojisi ve felsefesini oluşturarak aslında insanları düşünmeye sevk ediyor. Zaten 24 bölüm bir seri bu. Sonlarında yönetmeni aslında bütçe bulamadığı için ve kafasındakini anlatmak için son bir bölümün yeterli olmayacağını düşündüğünden ayrı bir film çekiyor. Onu da filmlerde bahsedeceğim zaten. Biraz havada kalıyor. Ne dizi olarak başlayıp film olan. Evet, film ne anime aslında? Anime dünyasının Deadwood'u falan diyebilir miyiz acaba? Evet, film ne aslında noktalandırdı öyküsünü bu seri. Tamam. 24 bölümlük bir seri. Hani güzel bir akıcılığı da var. Başlangıçta dediğim gibi aksiyon olarak başlıyor ama sonrasında çok farklı bir yöne giriyor. O yüzden... Bunu da tavsiye olarak evet öneririm. Sıradaki dördüncü ve son serimiz Mushishi isimli bir anime. Bunu çok duyduklarını düşünmüyorum arkadaşların ama hani duyanlar da ben vardır. Çok mesela daha önce. Animelerle işte olanlar biliyordur aslında da önemli değil. Mushi aslında Japonca kelime anlamı olarak böcek demek ama buradaki kullanımı daha çok bu dünyadaki canlı veya cansız varlıkların şekline bürünebilen bu yaşayan varlıklar etkileşime girip onları iyi ya da kötü yönde etkileyebilen varlıklar. Üçahiller gibiler biraz. Ya, Japon cini. Bunlar, evet yani şey olarak insanları veya çevresindeki varlıkları iyi ya da kötü yönde etki edebiliyor. Karakterimiz Ginko ise her bir bölümde farklı tür mushilerle uğraşacak çünkü bunların farklı türleri var. Oradaki insanların sorunlarını çözerken bir yandan yaşantılarına dahil oluyor. Güzel bir hayattan kesit öyküsü. Ghostbusters, Frighteners arası giden gelen böyle her hafta başka macera. Her hafta başka macera. Aynen. Hani şey olarak zaten böyle hem atmosferi hem müzikleri ve görselliğiyle zaten şey gibi dinlenme terapi gibi bir seri aslında. Hani diğer serilerin yoğunluğundan bıktığınızda herhangi bir bölümünü açabilirsiniz. Çünkü zaten ilk bir iki bölümden sonra karakter Ginko'nun maceralarına gidiyor tanıtımı yaptıktan sonra. Zaten bir tane öyküsü var. Ama o öyküyü ilerledikçe anlatıyor. Sen sadece belli parçalarla altını dolduruyorsun. Çünkü Ginko'nun ne olduğunu, neden bu şişi olduğunu, neden bunlarla uğraştığını bölümler ilerledikçe kavruyorsunuz aslında. Kavrayalım dediğim bakalım. Gibi, öne çıkan yönü bunun görsellik ve müzikler. Anladım. Filmlere geçelim. Evet, hangi filmleri seçtin bizim için? İlk filmimiz End of Evangelion. Az önce bahsettiğim. Demin bahsettiğin. Seriyi tamamlama filmi. Evet. Seri noktalandırma ve hani peki, kafanız... Peki yeterli olmuş mu senin için? Seriyi tamamlıyor diyebiliyor musun? Seni tatmin etti mi? Ya beni tatmin etti diyemem aslında orada çünkü insanlar kendi kafasındaki sonlarla aslında tatmin oluyorlar. Yani yönetmenin düşündüğü sonlardan birisi. Daha sonra kendisi bunlarla da tatmin olmayıp farklı farklı filmlerde devamını ve evreni çeşitlendiren devam filmleri yaptı. Ama hani bu animeyi seversek son onlara da göz atarız. Evet, anime bir son olarak iyi bir son olduğunu düşünüyorum. Yani kotarıyor işi. Başka ne var? İkinci filmimiz Summer Wars. Bu 2009 yapımı Mamoru Hosoda'nın filmi. Mamoru Hosoda'nın genelde anime tarzı böyle gelişen karakter gelişimi ve hani başlangıçta olduğundan olgunlaşıp animenin sonunda farklı bir yöne giden karakterleri işler. Burada da aynı şekilde oluyor aslında. Kenji isimli karakterimiz çok yetenekli bir matematikçi. Öğrencilik yaparken, öğrenci olarak hayatını sürürken bir yandan Oz denilen bu aslında
bulunduğumuz dünyanın sanal karşılığı gibi düşünebildiğimiz bir sistemde matematikçilik yapıyor. Algoritmalar üstüne uğraşıyor. İşte bir gün kendi üst sınıfından olan Natsuki bunu evindeki ninesinin partisine çağırıyor ve orada geçirdiği zamandan hoşlanıyor. Aslında aile ortamı çok güzel ama orada da belli sorunları olduğunu fark ediyor. Hı hı. Sonra akşamında gelen bir işte soru ve bu sorunun cevabı olarak istenen bir algoritmayı çözünce sabahında aslında bu yaptığı şeyin dünyanın felakete götürecek bir teröristin eline geçtiğini ve sistemin hacklendiğini öğreniyor. Ailece bunu canlı başla uğraşarak aslında bu işte terörist hacker'ın karşısında durup onunla savaşmayı anlatıyor. Yani hem bir yandan bir aile öyküsü hem de güzel görselliğe sahip bir bilim kurgu hikayesi diyebiliriz bunu. Tamam. Sıradaki. Üçüncü filmimiz Hotaru no Oka yani Grave of the Fireflies 1986 yapımı Isao Takahata filmi. Studio Ghibli üzerinden çıktıysa zaten Hayao Miyazaki'ye benzer bir stilde animasyon tarzına sahip. Buradaki hikaye iki kardeşin aslında savaş sonrası dönemde anne ve babasız bir durumda hayatta kalma mücadeleleri ve karşılaştıkları zorluklar. Buradaki önemli olan kısım bunu size içinize işleterek anlatıyor. Çünkü bu benim ağladığım tek film, öyle diyebilirim. Hani çok film izledim. Ağlatan anime. Bu zamana kadar aynen. Ağlatan anime olarak internette adı çıkmıştır diye düşünüyorum. Öyle hatta. Mi? Tabii. Çünkü şey oluyor. Ben bunu peki, daha sonra... Pardon. Yok. Tekrar izlediğimde belli sahnelere geldiğinde başlarında bile o filmin devamı aklıma geliyor. Böyle gözünden yaşlar sızıyor falan. Hala ağlıyorum. Yani. Önceden ağlayıp geliyorum diyorsun. Öyle izliyorum. Ya evet, o yüzden izlememeyi tercih ediyorum. Tabii büyük kolaylık. Acıklı sahnelerin öncesinde ağlarsan ya, zaten iş bölümünü, işin büyük bir bölümünü. Burada işte Setsuko isimli kız da abi Seita'nın durumu anlatılıyor. Onların işte Seita kardeşine bakmak için bir yandan hem kardeş de çocuk yaş, kendi de çocuk yaşta aslında. Kendi de 10-12 yaşlarında olması lazım. Kardeş 5 yaşında falan. Anladım. İşte ona şeker almaya uğraşıyor. Bir yandan işte yemek bulmaya çalışıyor falan. Oradaki Seita'nın yerine koyuyorsunuz kendinizi. Setsuko gibi şirin bir kardeşiniz var. Biraz da oradan alayım diyorsunuz böyle. Tamam o zaman. Evet. Self haklarınızı hazırlayın. Bu arada benim sana bir sorum var. Dikkatimi çekti. Zaten ben de daha evvel izlediklerimde görmüştüm. Acaba bir Walt Disney etkisi mi bilmiyorum ama niye ise bizim bu animecilerin, anime karakterlerinin anneleri yok. Hep mesela Eren'in de ilk bölümde annesini çatır çatır yiyorlardı. Evet. Çoğunun böyle bir başına felaket gelmiş gibi. O senin seçtiklerin denk mi geldi yoksa animelerde böyle bir durum hep mi var ya? Kullanılan bir durum aslında. Çok denk geldim ben de. Hani buna en basından Naruto'da anne babanın ölümü, işte One Piece'te Luffy karakterinin annesinin olmaması gibi, işte Hunter x Hunter bahsettiğim seride Gon karakterin annesinin olmaması. Bunlar genelde hani bu karakterin yaşadığı... Hangisindeydi? Genis çocuğun annesi, evet. Oshigatsu o Kiminosu. Onlar genelde hani hem hikayeyi derinleştirmek hem de karakteri bir arka plan yaratmak için olduğunu düşünüyorum ben. Anladım. Yani hani ben de bu bazen bir... şey de olabiliyor, gizem de olabiliyor. Annesi öldü diyorlar mesela. Hmm. 15-20 bölüm sonra aslında annesinin işte organizasyonda kendini işte onun yaşaması için feda ettiği, işte onu kurtarmaya falan da gidebiliyor bazen. Benim de şöyle küçük bir eklemem olsun, animelerde değil ama madem ki animeler Walt Disney'e özendi falan demiştik. Walt Disney'nin hayatında öyle bir trajedi var biliyorsun. Walt Disney ilk para kazanmaya başladığı işte gidiyor hemen ailesine bir ev alıyor. Bu çok yeni bir ev. Hemen işte sanırım kendi stüdyosundan insanlara oradaki işte bir takım işleri yaptırtıyor. Zaten çok yaygındır. Yani stüdyo set ekibine gidip
kendi evinde bir şeyler yaptırma muhabbeti. Hı hı. O da öyle bir şeyler yaptırıyor ve oradaki ekip sobayı falan bağlayamıyor galiba ve çok ciddi bir trajedi geçiriyor. Ailesi zehirleniyor. Babası kurtuluyor ama annesi işte oğlunun aldığı evde daha hiç oturamadan vefat ediyor. Aramızdan ayrılıyor ve çok da acısını çekmiştir bunu Walt Disney ve dikkat ederseniz Walt Disney filmlerinde karakterlerin anneleri yoktur. Ya Bambi gibi böyle gözümüzün önünde çatır çatır öldürülür ve hayatımızı kaydırır. Ya da işte zaten hiç yoktur. Bambi'de duygulandırmış hem kitabında hem işte çizgi Bambi'de ağlamadım ağlıyordun. Bambi'de ağlamadım. Sadece Grey Out Fireflies ağladım. Anladım. Bambi'de ben mesaiye kalan insan biliyorum ya. Film bitti hala ağlıyorlardı. Filmden sonra bile hatırlayıp ağlayan biliyorum ben. Bambi bizim aslında bizim değil, bizden önceki kuşağın travmasıdır. Neyse biz sıradaki filmimize geçelim. Sıradaki filmimiz Perfect Blue. Bu film aslında Hollywood tarafından da çok kullanılan bir senaryoya sahip. Darren Aronofsky Requiem for a Dream filminde hem görsel olarak kullanmıştır. Daha sonra ise Black Swan filminde de benzer bir konuda bir içeriğe sahip bir film oluşturmuş. Buradaki hikayemizde Miwa isimli genç bir idol deniyor. Bu Japonlar hem dans edip hem işte şarkı söyleyen, bu genelde genç erkek hayranlarına hitap eden kız grupları da olabiliyor. Tek olarak da şey yapıyor. Chom isimli bir grupta söyleyen Miwa bu şeyin artık şarkıcılığın, idolün kendine yeterli olduğunu düşünüp aktriste yönelmeye karar verir. Kariyerinde bir adım olarak. Fakat işte bunun sonucunda hayranları bunu iyi karşılamaz. İşte internette gezinirken hayranlarının aslında işte kendi eski Miwa'yı aradıklarını ve işte yeni halinin kötü olduğunu düşündüğü yazıları okudukça morali bozulur. Bir yandan da kendisine bir sapığın dadandığını fark eder. Ve işte stalkerlı bu stalkerlı. Aynen stalkerlı bir durum var. Burada işte hem kendi kariyerinde ilerlemesini kanıtlamaya çalışırken işte eskiye dönük bir pişmanlığı da yanında getiriyor bu animenin konusunda. Bu yüzden karakterimiz biraz baskı altında kalıyor. Hı-hı. Ve hani halüsinasyonlar veya işte olmayan şeyler görmeye başlıyor. Bu baskıyı aslında işte şeyde Black Swan filminde de işte ya Darren Aronofsky bayağı bir tokatladı bunu diyorsun. Natalie Portman'ın karakterinde de görebiliriz bu gelişimi, hani karakterin baskı altında aslında değişim. Bana bir filmini daha çağrıştırdı anlattığın. Vox Lux mıydı neydi? Vox Lust mıydı? Ha o yeni, onu izlemedim. Aha. Evet. Geçen sene çıktı galiba. Evet. Ya da 2018 emin değilim. Latince adı aklımda kalmadı şimdi. Vox'tan eminim de sonuncusundan çok emin değilim. Biraz ona benziyor anlattığın. Evet. Satoshi Kon'un filmi zaten benim en sevdiğim film bu. Anime filmleri içerisinde. Satoshi Kon da en sevdiğim yönetmendir. Gerçi kendisini kaybettik 2006 yılında. 5 tane film bıraktı bize, her biri birbirinden iyi olduğunu düşünüyorum. Ve hani live action olarak uyarlamaya çok müsait filmler olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde insan psikolojisi üstüne filmler çeker Satoshi Kon. Ama işte daha önce de sözünü ettik ya, bu live action olayı özellikle Batı tarafında çok iyi anlaşılmıyor. Yani çok yakın tarihte örnekleri var bunun. Ghost in the Shell yani çok çok ilgisizdi. Tamamen bütün, anlamamışlar sanki. Evet, yani oradaki Unity mantığını alıp böyle bir süper kahraman gibi sunmaya çalışmışlar. Tamamen hani bireysellikten en uzak olması gereken karakterken evet, sanki böyle bir boş bir kahraman. Aksiyon filmine dönüştürmüşler evet, sanki. Bana öyle geldi. Peki o zaman bu halde bırakalım. Lütfen kimse alıp da anlamadan etmeden bunları live action haline getirmesin. Evet. Attack on Titan hariç, Attack on Titan eğlenceli olabilir.
çünkü o. O yani aksiyon zaten. Titanların yani aksiyonu gayet normal bir gibi. İstila veya şey filminden, kaiju filminden çok da farklı olmaz yani Attack on Titan şeyi. Evet. Yani insanlar orada çaresiz ve savaşıyor aslında şeylere karşı. Var mı başka film? Tamamladık mı listemizi? Var. Son filmimiz Yosuke 5 cm'ı Japonca ismi. 5 cm per second. Ha, tamam. 5 mi Japonya'da? Ya işte Japonca adı işte centimeter'ı da öyle çevireceğiz. Centimeter, centimeter'ı hatta galiba. Centimeter'ı. Senchi. O T'leri söyleyemiyorlar sanırım. Centimeter. Ya L'leri de söylüyor. Mesela o L'leri de aynen. Death Note'da ana karakterimizin adı aslında Killer. Ama evet. Onu söylemedikleri için Kira oluyor. Şey de var mesela işte Yagami Light normalde. Yagami Raito. O, hatta şeyleri de yapamazlar. T'le mesela biten bir kelimeyi. Sonra U veya O ekleyerek işte tu, to tarzı bir bitirme oluyor. Dilleri o kadar dönmüyor diye yorumluyorum. Tabii evet, canım yani L'leri söyleyemiyorlar. R diyorlar. Evet. İşte Kila. Kila Çağlar. Kira. Ve o oluyor sana Kira. Evet, tamam. Devam edelim. Bu filmde de aslında Takaki ve Akari isimli İki çocukluk arkadaşının hikayesi aslında. Bunlar ailelerinin sürekli taşınması sebebiyle çevrelerinde arkadaşlıktan yoksun bir şekilde büyümüş. Çocuklar ortaokula geldiklerinde aynı okula başlamalarıyla beraber birbirlerinin yalnızlıklarından güç alarak güçlü bir arkadaşlık kuruyorlar. Fakat Akari'nin ailesinin tekrar taşınması sebebiyle yolları ayrılıyor. Daha sonra mektuplaşma ve işte telefonla mesajlaşma üstünden ilerleyen bir hikayenin doğrultusunda ortaokulda aslında birbirlerinden hoşlandıklarını fark ediyorlar. Fakat bir uzak ilişki öyküsü mü? Evet, uzak ilişki aslında uzak devam edemeyen ilişki. Hmm. Biraz daha hani günümüz dünyasındaki sorunları karantina günlerine iyi gider diyorsun. Evet, güzel bir romantik film bu. Hani hı-hı, duygusal. Hem bir yandan da Makoto Shinkai'nin esas özelliği o neredeyse dünyayı birebir aktardığı görsellik burada, hı-hı, da mevcut. Çünkü Kimi no Na wa isimli filmini duymuşsunuz zaten. En meşhur eseri o. Orada mesela birebir binaları ve duymuşsunuz da yani bilmiyorum. Evet. Orada mesela binaları veya işte en basitinden geçen treni bile birebir aktardığı durumlar burada da mevcut. Hatta burada gökyüzü ve manzara temaları falan daha iyi yansıtıldığını düşünüyorum. Yani daha masalsı hatta bir yanda. Hı hı. Üç parçaya ayrılmış öykü, chapter'lar halinde anlatılıyor hikayemiz. İlk chapter'da bunların ortaokul ve çocukluk dönemlerine anlatılırken daha sonra lise ve en sonunda da işte yetişkinlik dönemleri, hı hı, anlatılıyor. Lise döneminde yavaş yavaş bağları kopmaya başlarken artık yetişkinlik döneminde iki ayrı birey olmuşlar. Bağları tamamen koparmışlar. Sadece anladım, küçük anı olarak kalmış kafalarında birbirleri. Bana çok eskiden izlediğim bir filmi hatırlattı bu. Greta Sacchi ve Vincent D'Onofrio'nun Salt on Our Skin diye bir filmi vardı. Bunlar böyle aynı kasabada büyümüş ve böyle lise aşkı gibi bir çift. Ama kadın çok ünlü bir yazar oluyor ve ayrılıyor o kasabadan. D'Onofrio o kasabada kalıyor. Hep bir balıkçı oluyor falan filan ama hep böyle aralarında bir cinsel çekim var. Ve böyle ara ara birbirlerini özlediklerini falan filan hatırlıyorlar. Böyle gerçekten. Ha, evet, benziyor biraz benziyor sanki. Benziyor değil mi? Neyse ha, işte ben bu filmleri izleyeceğim. Çağlar'ın tavsiyelerini değerlendirirken muhtemelen iz düşümleriyle de gideriz. Hani hangi filmler bu animelerden neler tokatlamış onları anlatabilirim. Bana hangi filmleri çağrıştırıyor onları anlatabilirim. Hangisi Hollywood kafasıyla bir şeyler yapabilir? Hangisi bu haliyle güzel? Onlarla ilgili bir video gelebilir. Hepsiyle ilgili tek tek video yapamam büyük bir ihtimalle tabii ama hepsini izleyeceğim.
ve genel bir değerlendirme yapacağım. Belki daha önceden çok istek geldiği için, söz verdiğim için bir Death Note videosu çekebilirim. Zaten hani oradaki mitolojiyi işlemek de ilginç olacak. Evet. Genel anlamda animelerle aram bakalım düzelecek mi, yoksa yok ya ben zaten doğru ya yoldaymışım. En azından düzelsin diye filmler ve diziler seçtim. Biraz daha böyle civcivsiz animelerde görüşmek dileğiyle evet. diyerek. Çağlar, sana çok teşekkür ediyorum. Bizi oldukça aydınlattın bu konuda. Bu formatla ilgili ne düşündüğünüzü tam kestiremiyorum, daha çok yeni. Ama belli ki karantina günlerinde böyle enteresanlıklar yapmak durumunda kalacağız. Çok da tek düze işler yapmamak için. Ben açıkçası çok memnun kaldım. Umarım siz de beğenirsiniz. Fikirlerinizi iletin. Hatta varsa Çağlar dışında böyle canlı yayın konuğu olacağım. Ya da ne bileyim işte böyle gel bir videoda birlikte yapalım. Benim de sözünü etmek istediğim şeyler var. Benim de tavsiyelerim var. Benim de sohbet edesim var tarzı bir yola gidebiliriz. Önemli olan bu videonun sizler tarafından nasıl karşılanacağı diyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Çağlar? Ya arkadaşlar da zaten tavsiyeleri aldı. Onlar da izlesinler yorumlarını. Yani ben de elimden geldiğince cevaplandırıp, hatta isterlerse hani ben şunu beğendim, benzer bir şey var mı derlerse önerilerde devamı da bulunabilir sonradan. Devamı tamam, gelebilir. Öneriler konusunda hala Çağlar bu işin tekeli. Ben henüz size bir şey önerecek kadar anime tükettiğimi düşünmüyorum. Tüketeceğimi düşünmüyorum ama... Olsun. Olduğu kadar. Ya, her zaman boynuz kulağa geçmez, ben bu sefer şey yapmam. Olsun ama sizden öneriler gelebilir. Hani şunları izledin, beğendin madem şunu da izle şeklinde bana önerilerde bulunabilirsiniz. Birbirlerinize önerilerde bulunabilirsiniz tabii ki. Bunların tamamını nerede yapacaksınız? Aşağıda yorumlar bölümünde yapacaksınız. Orada tabii mutlaka gösterelim çünkü. Şöyle. YouTube çok yeni bir mecra. Her an farklı yerlere yorum yapmak isteyenler olabilir. Göstererek şöyle. Tabii. Şuradan abone oluyorsun, şuradan bilmem ne. Ben de o tip şeyler yapıyorum. Çana tıklamayı ve katılmayı unutmayın. Evet. Tamam. Güzelmiş. Peki. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için, başta Çağlar olmak üzere. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.